Antik Mısır Karsberg Papirüsü Antik Mısır tıbbı çoğunlukla büyü ve dini büyü karışımına dayanıyordu. En yaygın kullanımıyla tedavi, muska veya büyülü büyü, hastalıklara ise kinler davranış veya eylemlerin neden olduğu düşünüldü. Gerekirse sonrasında doktorlar çeşitli tıbbi tedaviler uygulardı. Bu tıbbi ritüelleri için talimatlardan sonraki işlemler rahipler tarafından papyrus ruloları üzerine yazılıydı. Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi, Antik Mısır'dan kalma el yazması papyruslardan oluşan eşsiz bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonun büyük bir bölümünün henüz tercüme edilmemiş olması, araştırmacıları bu metinlerde ne yazdığı konusunda bilgisiz bırakıyor. Kopenhag Üniversitesi Karsberg Papyrus Koleksiyonu Başkanı Mısır bilimci Kim Ryold, metinlerin büyük bir kısmı hala yayınlanmadı. Bunlar tıp, botanik, astronomi, astroloji ve Antik Mısır'da uygulanan diğer bilimlere ait metinler diyor. Şu an uluslararası bir araştırma ekibi daha önce keşfedilmemiş metinleri te tercüme ediyor. Araştırmacılardan birinin belirttiğine göre bu metinler bize Antik Mısır'a dair yeni ve heyecan verici bir bakış kazandıracak bilgiler içeriyor. Antik Mısır'daki mezarlıklarda bulunan iskeletlerde kanser virüsüne de kansere de rastlanmıştır. ABD, New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırma Enstitüsü'nden doktora öğrencisi Amber Jacob, yayınlanmamış materyallerle çalışmak benim için eşsiz bir deneyim oldu. Bu her yerde olabilecek bir olay değil diyor. Jakob, Kopenhag'da tutulan yayınlanmamış el yazmaları üzerinde çalışan dört doktora öğrencisinden biri. Mısırlılar böbreklerin varlığından haberdardı. Jakob'un araştırması M.Ö. 200'den beri yani ünlü İskenderiye Kütüphanesi'nden çok daha önce var olan Tep Tunis Tapınak Kütüphanesi'nden alınmış tıp metinleri üzerine yoğunlaşıyor. Bildirildiğine göre Yakup, metinlerin birinde antik Mısırlıların böbreklerin varlığından haberdar olduğuna dair bir kanıt buldu. Yakup, bu böbreklerden bahseden bilinen en eski tıp metni şu ana kadar bazı araştırmacılar Mısırlıların böbrekleri bilmediğini düşünüyordu. Fakat bu metinde aslında öyle olmadığını açıkça görüyoruz diyor. Papyrus Mısırlıların astroloji anlayışına dair yeni bilgiler de sunuyor. Papyrüsler Almanya'da keşfedildi. Papirüsün diğer yüzünde ise gebelik tarama testinin Antik Mısır'daki muadili yer alıyor. Şido Şidot'un bildirdiğine göre metinde gebe olan kadının bir torba arpaya ve bir torba buğdaya işemesi gerektiği söyleniyor. İlk hangi torbanın filizleneceği çocuğun cinsiyetini belirliyor. Torbalardan ikisi de filizlenmezse kadının gebe olmadığı anlaşılıyor. Shidot'un araştırması antik Mısır tıp metinlerinde kaydedilen fikirlerin Afrika kıtasının sınırlarını aştığını ortaya çıkardı. Shidot yaptığı açıklamada antik Mısır tıp metinlerindeki fikirlerin birçoğu daha sonra Yunan ve Roma metinlerinde karşımıza çıkıyor. Buradan Orta Doğu'daki Orta Çağ tıp metinlerine yayılan bu fikirlerin izlerini premodern tıbba kadar takip edebiliyoruz diyor. Mısırlıların kullandığı bu gebelik testinin aynısı 1699 yılından bir Alman folklor koleksiyonunda da geçiyor. Mısır fikirlerinin binlerce yıl sonrasında iz bıraktığını göstermesi bu koleksiyonu dikkate şayan kılıyor her katkı önemli. Almanya Leipzig Üniversitesi Mısır Bilim Bölümünden Mısır bilimci Hans Werner Fischer Elfert'e göre yayınlanmamış metinlerin tercüme edilmesi son derece büyük bir önem taşıyan bir iş. Fischer Elfert Antik Mısır'daki doğa bilimlerine dair bölük pörçük bilgiye sahibiz. Bu nedenle bilgi birikimimize yapılacak her katkı önemli bazı bilim insanları eski Mısır toplumunun böbrek organını bilmediğini tahmin ediyordu. Ancak son yapılan çalışmalarda Mısırlıların böbreği keşfettikleri ve bazı böbrek hastalarına geleneksel yollarla son verdiğini ortaya koydu. Eski Mısır'da gebelik testi için de ilginç bir yöntem kullanılıyordu. Hamile şüphesi olan bir kadın her gün sabah idrarıyla biri buğday, Diğeri arpa dolu iki torbayı sularmış. Hamilelik şüphesi olmayan bir başka kadın da yine ayrı ayrı buğday ve arpa torbalarını idrarıyla sularmış. Hamilelik şüphesi olan kadının idrarla suladığı buğday ve arpa dolu torbalar diğer kadının suladığı torbalardan daha önce çimlenirse hamile olduğu anlaşılmış. İki kadının suladığı buğday ve arpalar aynı anda çimlenirse hamilelik olmadığı ortaya çıkarmış. Hamile olan kadınların sabah idrarlarında aşırı miktarda hormon bulunduğu için buğday ve arpa torbaları diğer normal idrarlarla sulananlardan çok daha önce yeşerilmiş. Mısırlıların kullandığı yöntemde doğacak bebeğin cinsiyeti de önceden tespit edilebiliyordu. Hamile kadının idrarıyla sulanan tohumlardan Buğday taneleri daha önce filizlenirse bebeğin erkek, arpa taneleri daha önce filizlenirse bebeğin kız olacağı anlaşılıyordu. Günümüzde bilim insanlarınca teorik olarak bilinen belirli kaynaklar var. Ancak kimsenin detaylıca bakmadığı bu kaynaklar dünyanın her yerindeki çeşitli koleksiyonlarda uyumaya terk edilmiş. Artık bunları incelemenin vakti geldi diyor. Evet arkadaşlar bu papirüste önemli bilgiler ortaya çıkarılmış Antik Mısır hakkında. Ee, burada ben size bazılarını sadece değinebildim. Ee, bu papirüste alakalı daha fazla dökümanlar da mevcut, makaleler de mevcut. Ben önemli gördüğüm yerlerinden e, bunu oluşturmayı tercih ettim. E, diğer e, geniş araştırmaları yine makale sitelerinden de bulabilirsiniz. Benim zaten kendi kaynaklarımla ilgili de her zaman biliyorsunuz web sitemde yayınlıyorum hangi kaynakları kullandığımı. Oradan da bakabilirsiniz.